videoma hoş geldiniz. Bugün bitkilerimin topraklarını değişmem gerekiyordu. İşte onların siparişlerini vermiştim, onları bekliyordum falan filan. Tam böyle hani yapacaktım, sonra dedim ki ya ben bunu hani bir içeriye çevirebilirim. Hem böyle bitkiler hakkında, tabii ki profesyonel düzeyde asla bir şey bilmiyorum ama hani kendi yaptığım şeyleri anlatabilirim diye düşündüm. Hem de Plyam'ın yavrularını ayıklayacağım, Monstera'mın toprağını değişeceğim. Bir de toprağa geçmesi gereken köklenmiş iki tane bitkim, şey bir tane bitkim var. Onu toprağa geçireceğim. Böyle bir içerik olsun istedim. Bu videoyu çekmeden yaklaşık bundan bir saat önce falan. Biliyorsunuz benim Instagram'da görenler vardır. Lego'dan çiçeklerim var. Plyaları güneşe alayım istedim. O sırada bu ayaklı sehpayı çekerken o Lego çiçekler Plyan'ın üstüne devrildi. Ve maalesef böyle 8 tane düştü, kırıldı. Çok yani üzüldüm gerçekten çünkü ana bitkiden koptu hepsi. Ve şimdi yavrularını da ayıkladığımda ana bitkinin üzerinde doğru düzgün yaprak kalmayacak herhalde. Yani öyle tahmin ediyorum. Bir tarafı çünkü dalın tamamen boş. Normalde bunları yine de ben suya koyacağım ama eğer ki siz de böyle bir bilgi duyduysanız ve doğruluğuna inandıysanız sizi o yanlıştan çeviriyor olayım. Plyan'ın yapraklarını suya koyduğunuzda evet kökleniyor. Ben de böyle işte birkaç video izledim. İşte kökleniyor. Sonra toprağa ekerseniz yeni bir plyanınız olur falan. O yüzden böyle düşen yapraklarda hiç üzülmüyordum. Hemen suya koyuyordum. Köklendiririm diye düşünüyordum. Ama sonra bir tanesini köklendirdim. Sonra onu toprağa ektim ve aylarca bekledim. Hani hadi yavru çıkartsın, hadi bir tane daha yaprak çıkartsın diye. Sonra geçen semestr botanik dersim vardı. Ve botanik dersinde öğrendim ki arkadaşlar bu yaprağın sap kısmı kök oluşturabilir ama tekrardan yavru çıkartmaya, tekrardan yaprak çıkartmaya uygun bir doku değil. O yüzden sadece suda, suya koyduğunuzda kökleniyor. Sonrasında ama o kadar. Kökleniyor ve sadece bir yaprak olarak toprağa ekerseniz bir süre yaşıyor. Ben en sonunda sanmıştım hani doğru düzgün sulamıyordum da sonra öldü. Eğer ki plya köklendirmek istiyorsanız şimdi birazdan yapacağım gibi o kahverengi dalının olduğu kısmı suya koyup köklendirmeniz gerekiyor. Onu da tabii ki ana bitkiden yapamazsınız. Eğer bitkiniz belli bir büyümeye eriştiyse toprağın diğer taraflarından yavru çıkartmaya başlıyor. Şimdi yakından gösteririm. O zaman o yavrular bir miktar büyüdüğünde o yavruları ayırabiliriz. Direkt suda köklendirebiliriz veya işte toprağa ekebiliriz. O zaman oluyormuş. Maalesef yapraktan köklendirme olayı biraz yalan. Ama ben yine de çok üzüldüğüm için bu 8 yaprağı en azından suda bir süre daha yaşamaya devam etsinler diye bunları suya koyacağım. İlk olarak Monstera ile başlayacağım. Çünkü Plyan'ın yapraklarını ayırma kısmı biraz zorlayabilir. Yani korkuyorum biraz onunla. O yüzden önce Monstera ile başlayayım diye düşündüm. Böyle bir saksı almıştım IKEA'dan. Bu saksının dibine öncelikle hibilis koyacağım. Bu üstündekileri şimdi oraya geçireceğim. Toprakla ilgili en çok korktuğum şey sineklenmesi. Ama gerçekten çok fazla araştırdım ve Amazon'daki yorumları çok iyiydi. O yüzden umarım ki sorun yaşamayacağım. Sorun olursa da eğer zaten ki bilyeleri sinek oluşumunu bir dereceye kadar önleyen şeyler olduğu söyleniyor. Biraz ona güveniyorum. Eğer ki sineklenirse ya benim için çok zor olur. Zaten evim de küçük yani onlar bitmeyle evi ele geçirirler. Şimdi toprağın değişme vakti. Monstera delikoza yani bu hani klasik bildiğimiz Monstera. Bakımı gerçekten çok kolay bir bitki. Aslında orijinalinde bunu bundan nasıl çıkaracağım? Yağmur ormanlarında yaşayan bir tür. O yüzden böyle nemli havalara inanılmaz bayılıyor. Ama susuzluğa da çok dayanıklı bir bitki. Gerçekten hiç etkilemiyor. Yani beni biliyorsunuz ben Düsseldorf'a gidip geliyorum ve uzun süre kalıyorum. Genelde özellikle mesela yaz tatilinde çok uzun süre yoktum evde. Ona rağmen... Ay bu bundan nasıl çıkacak? Gördüğünüz gibi toprak namına bir şey kalmamış zaten. Hepsi kök olmuş.
Ne diyordum? Ben yine de giderken şu Wasashi Panda denen kullanıyorum. Böylelikle da uzun süre götürmüyor. Yine de geldiğimde böyle hani yaprakları kıvrılmış, böyle başa düşmüş oluyor ama yine de yaşıyor yani. Gerçekten çok zorlamayacağım galiba çünkü asla ayrılmıyor ve ana köklerine falan zarar veririm diye çok korkuyorum. Herhalde bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Bu şimdi böyle dursun. Ben bunu şeye geçireceğim bu şekilde. Böyle kibirlerimi de koydum. Umarım köklerine zarar vermemişimdir ve keyifli keyifli yaşamaya devam edersin. Şimdi asıl zor kısma ve plyaya geçiyorum. Bundan biraz korkuyorum. Çünkü gerçekten zarar vermek istemiyorum yani. Bir yandan da iki kamerayı ayarlamak için ortada da batırdım. Güya şey sermiştim. Poşet. Ama neyse yapacak bir şey yok. Plea'da biraz bahsedeyim. Plea da gerçekten bakımı kolay bitkilerden diyebiliriz bence. Susuzluğa bu pek... Yani bu da dayanıyor. Mesela ben evde olmadığımda şeyler... Mesela bir ay eve gelmeyeyim dayanıyor. Sadece çok yapraklarını düşürüyor. Bir de hani büyüme hızı biraz şey oluyor. Genel olarak güneş istiyor. Güneş gördüğünde yaprakları büyük büyük oluyor. Benim evimde mesela hani o kadar aşırı güneş almıyor ama annemin mesela Plea'sı o tam böyle sabahtan akşama neredeyse güneş alıyor diyebiliriz. O yüzden yaprakları böyle büyük büyük. Hatta fotoğrafını da koyarım şuraya. Benimki böyle daha küçük küçük yapraklı oldu. Bir de bugünkü yaprak dökümünden sonra ana bitkinin üzerine neredeyse hiç yaprak kalmadı gibi bir şey oldu. Şimdi de şeye zarar vereceğim diye korkuyorum. Yaprakları çok çabuk kırılıyor. O yüzden öyle bir şey yaşamak istemiyorum. Umarım öyle bir şey yaşanmaz. Gerçekten zarar vereceğim diye çok korkuyorum. Hadi bir de bir süre sonra şimdi mesela evde tekim ya. Bu bitkiler gerçekten böyle hani arkadaş gibi oluyorlar. Sulamasını ben bütün bitkilerde sabit kuralım. Toprağı kuruduysa üzerine su dök. Böyle aşırı aşırı sulamak da böyle sanki köklerini çürütecek gibi geliyor. O yüzden ondan korkuyorum. Öyle de yapmıyorum. Ayırdım yavrularını. Maalesef iki yaprak bize veda etti bu yolda. Açıkçası çok zorlandım çünkü toprakla kök o kadar bütünleşmiş ve kökler simsiyah olmuş. O yüzden neyi çeksem sanki bir şekilde böyle zarar veriyormuşum gibi hissettim. Toplamda şöyle 5, bir de şöyle büyük bir yavru. Toplamda tam 6 tane yavrusu var. Şimdi bunlardan aşırı da çok fazla küçük saksım olmadığı için bunlardan böyle çok küçük olanları önce suda köklendireceğim. Mesela şu, şu ve şu olabilir. Bunları suda köklendirdikten sonra toprağa alacağım. Ama bunları da direkt saksıya ekeceğim. Çünkü zaten tam o kadar saksım var. Onları yatacak kadar.
kafaya ayırma operasyonu başarılı oldu. Umarım tutunurlar hayata. Bunu böyle biraz büyük bir saksıya geçirdim. Bunlar çok minik olduğu için iki tanesi bu suda kökleniyor. Bir tanesini buraya şişeye koydum. Bu da ana bitkimiz. Maalesef bu birazcık böyle yapraksız kaldı. Bugün de 8 tane yaprağını kaybetti. Şimdi de dibindeki yavruları gidince. Ama olsun, büyürler. Hem toprakları şimdi besinli olduğu için güzel güzel büyürler diye umuyorum. Çok tatlı oldular böyle bir sürü. Son bir işim kaldı. O da bu Monstera'dan Sony'yi toprağa geçirmek. Suda da bu uzun bir süre yaşıyor. Hatta tamamen suda bakanlar bile var. Ama ben böyle uzun süreli evden dışarı gittiğimde, böyle birkaç hafta dönmediğimde su tabii ki buharlaşıyor. Toprakta öyle bir sıkıntı yok. Ben şimdi bunu da şu saksıya alacağım. Hazır boşa çıktı. Monstera'dan Sony'den bahsedecek olursak eğer, bu bitki de yine aynı Monstera Delicosa gibi çok böyle kolay, bakımı kolay bitkilerden. Bu da yine nemli ortamı, nemi çok seviyor. Eğer ki güneşte, yani güneş görürse, güzel ışık alırsa yaprakları büyük ve böyle delikli delikli oluyor. Eğer daha gölgedeyse o zaman yaprakları daha küçük ve deliksiz oluyor. Ya da daha az delikli oluyor. Ama genel olarak bakımı çok kolay bir bitki gerçekten. Ve inanılmaz çılgın çoğalmaya meyilli. Hani kestiğiniz, hani şöyle gördüğünüz gibi, şöyle göstereyim. Hava kökleri dediğimiz böyle kahverengi yerleri var. Oraların böyle bir santim falan altından kesip suya koyduğunuzda anında 3-4 gün içerisinde kökün hemen büyümeye başladığını görürsünüz. Zaten azıcık kök büyüdü mü hemen toprağa alıyorsunuz ve hemen yaprak çıkartmaya da devam ediyor. Eğer ki böyle bitki, hani bir bitki alayım ama büyüdüğünü göreyim, işte durmadan yeşersin, durmadan yaprak çıkartsın, hani değişikliğini fark edeyim istiyorsanız gerçekten 10 numara bir bitki. Gösterebilirsem gösteririm. Kestiğiniz, dediğim gibi, 1 cm altından hava köklerini kestiğinizde bu kestiğiniz kısım ayrı bir bitki olurken kestiğiniz yerin yanından da tekrardan büyümeye, uzamaya devam ediyor. Kestiğiniz yer öyle kalmıyor. Gerçekten tavsiyemdir. Ben durmadan kesip kesip çoğaltıyorum. Bir de sarmaşık gibi olması da çok hoş. Tabii ki isterseniz sopayla destekleyerek yukarı, yani düzgün bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bunun da yine aynı şekilde kil bilyeleri vardı. Onları yine şeyin dibine koyacağım. Saksının dibine koyacağım ki hava almasını sağlasın diye. Hepsini yerine yerleştirdim. İlk sularını verdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince işte yaptığım şeyleri vesaire anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir. Bana destek olmak isterseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve fikirlerinizi benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.